Merhaba arkadaşlar, Bülent Talay ile Balık Avı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir video serisine başlıyorum. Amatör balık avcılığına yeni başlayanlar için videoların altına yorumlara veya sosyal medyadan sıkça sorulan sorularla ilgili bir video serisi bu. Şimdi bu video serisinde söylediğim gibi bu işe yeni başlayanlar için bilgiler vereceğim için bu işleri iyi bilen arkadaşların videoyu izlemesine gerek yok. Onlar zaten bu işleri iyi biliyorlardır. Bu ilk videonun konusu arkadaşlar ip misina veya ipek misina veya örgülü misinaların karışma problemi. Öncelikle dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, makineniz ip kullanmaya uygun mu değil mi? Bu yeni makinelerde pek sıkıntı yaratan bir konu değil ama eskiden kullandığınız misina ile kullandığınız bir makineye ya artık ben işte ipe geçeyim vesaire dediğiniz zaman dikkat etmeniz gereken bir husus bu. Eski makinelerin hepsi ip misinaya uygun değil. Makara kısımları ona uygun yapıda yapılmamış. Yeni bir makine aldıysanız %99 böyle bir sıkıntınız olmaz. Onu söylemek istedim ilk önce. Evet, makineyi aldık. Öncelikle dikkat etmemiz gereken makinede sarımı sıkı yapmamız lazım arkadaşlar. Sarmadan önce mutlaka şu kalamayı sonuna kadar sıkın. İyice sıkılmış olsun. Öyle sarın. Sardırırken gerdirerek sardırın. Gevşek gelmesin ip. Bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Sonra ipi ta en üst seviyeye kadar sarmayın. Birçok arkadaşlar da görüyorum bu bayağı dolduruyorlar hatta taşırıyorlar. İpi en üst seviyeye kadar sarmayın arkadaşlar. Şöyle en azından 1 milim, 1,5 milim makaranın büyüklüğüne, makinanın büyüklüğüne göre boşluk kalsın. Sardınız güzel, doğru bir şekilde. Taktınız makinenize. Ava gittiniz. Avda dikkat edilecek şeyler neler? Kullandığınız sahtenin ipin kalınlığıyla uygun olması lazım arkadaşlar. Ne demek bu? İşte LRF yapıyorsun, light spin yapıyorsun. 3 gram, 5 gram, 10 grama kadar işte maket balık olur. Efendime söyleyeyim, jig olur, silikon olur fark etmez kullanıyorsun. Ama ve lakin makinede 0,16, 0,18 yani kalın bir ip var. Bu karışmaya davetiye çıkarmak demektir. Mutlaka uyumu yakalamak lazım. Nedir işte yani 3 aşağı 5 yukarı verirsem İşte 10-12 gramlığa kadar işte 0,8-0,10 kullanabilirsiniz. İşte 30 grama kadar 0,12-14 kullanabilirsiniz. 30 gram ve üstünde veya 25 gram ve üstünde de olabilir. 0,16 kullanabilirsiniz gibi. Yani kalın iple ağır sahteler, ince iple de ince sahteler kullanmanız lazım. Çünkü attığınız zaman o hafif olduğu için arkasından rahat rahat ipi çekemez. Sonuçta bu iplerin de bir ağırlığı var. Bir özgül ağırlığı var. Rahat rahat çekemez. Gevşek kalır ve o arada dolaşmalara sebebiyet verir. Biz bu dolaşmalara kuş gözü diyoruz ama yabancılar buna rüzgar düğümü diyor. Çünkü ağırlıklı olarak genel olarak rüzgarın etkilerinden karışıyor. Rüzgar karşıdan eserken attığımız zaman sert bir rüzgarsa öyle hafif rüzgarlarda çok önemli olmayabilir ama sert rüzgarlara karşı attığımızda karşıdan gelen rüzgar maketin rahat rahat ilerlemesini engelleyecektir ve arkasındaki ip
gevşek kalacaktır. O aralarda işte kuş gözü veya rüzgar düğümü olabilir. Yani rüzgarı karşınıza çok almamaya dikkat edin. Mümkünse arkanıza alın ama değilse de tabii dediğim gibi çok hafif saddeleri çok böyle şeyde karşıdan esen sert rüzgarlarda kullanmamaya çalışın. İlerledikçe, pratik yaptıkça, işte atıp çektikçe buna da alışırsınız. Eliniz alışır zaten. Ama yeni başlayanlar için dedik ya, yeni başlayanlar bunlara dikkat etsinler. Çok abanmayın arkadaşlar atarken kamışa makineye. Yani çok böyle abanarak salladığınız zaman çok daha uzağa gidecek diye bir durum yok. Orada bir denge yakalamanız lazım. Dengeli bir şekilde attığınızda çok fazla güç sarf etmeden uzağa atabileceğinizi görürsünüz. Sonra makineye sararken de attın mesela çekiş yapıyorsun, jerk yapıyorsun, efendime söyleyeyim çeşitli aksiyonlar veriyorsun. Aksiyonu verdikten sonra o aradaki boşlukları da bir an önce fazla şey yapmadan, gevşek bırakmadan dolamaya çalışın. El alışkanlığınızı pratikle arttırın. Şu ipi özellikle atış sırasında arkadaşlar çok fazla serbest bırakmayın. Elinizle kontrol altında tutun. Mesela ne olabilir? Şu klapeyi kolu çevirerek de kapatabilirsiniz şu şekilde. Bu zaten kol dönünce kendisi kapanıyor biliyorsunuz. Ama elinizle kapatmaya dikkat edin bunu. Sonra attığınız zaman saddeyi düşmeye yakın bir şekilde geldiğinde suya düşecekken ipi gevşek bir şekilde parmaklarınızın arasında tutun. Yani ona kendi başına gitme imkanı vermeyin. Kontrol sizde olsun. İpin kontrolü, makinenin kontrolü sizde olsun. Çok gevşeklik. Zaten bu işin aslına bakarsanız kilit noktası. Sararken gevşek sarmayın, atış çekişlerde gevşek sarmayın. Mutlaka ipin gerginliğini kontrol altında tutun, gergin olsun arkadaşlar. İpi kullandıkça mutlaka yıkayın, temizleyin. Bununla da ilgili sorular geliyor. Bununla da ilgili bir video çekerim zaten makinenin bakımıyla ilgili. Benim ilk aklıma gelenler bunlar. Eğer sizlerin de konuyla ilgili bilgileri varsa aşağıya yorumlara atabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında ben onu üst seviyelere taşırım, sabitlerim. Herkes görsün. Bu düşüncelerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu seri inşallah devam edecek. Yeni sorular da varsa onları da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben genel baktım böyle eski mesajlara. 3 aşağı 5 yukarı bir kafamda birkaç bölümlük soru var. Onları yavaş yavaş çeke çeke sizlerle paylaşacağım. Evet, bir videonun sonuna geldik. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hepinize rast gelsin.